Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen hafta mescidler üzerine Mesih konusunu yarıda bırakmıştık. Ve bir soru vardı, çoraplar üzerine Mesih yapılabilir mi diye. Biz de bugüne Allah nasip müyesser ederse havale etmiştik. Konumuz da zaten oraya geldi. Bu bölümü bitirelim. Ondan sonra soru cevap faslı yapalım. Allah nasip müyesser ederse. وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوقِ فَوْقَ الْخُفِّ اِنْ لَبِسَهُ قَبْلَ الْحَدَثِ. Mest dediğimiz çıplak ayak üzerine giyilen, işte kabaca ifadesiyle ayakkabı diyebileceğimiz bir ayak giysisi. Diyor ki müellifimiz, bu mestler üzerine giyilen curmuk denilen bot, potin, efendim çizme gibi ayak giysisinin üzerine mes yapılabilir. Eğer bunlar mesler giyildikten sonra henüz abdest bozulmadan giyilmişse bunlar üzerine mesih yapılabilir. Yani sabah abdestinizi aldınız, meslerinizi giydiniz, evden dışarıya çıkarken de kış, kar, bugün olduğu gibi ayağınıza çizmenizi giydiniz. Çizme haliyle ayak bilek kemiğinden yukarıya doğru çıkıyor, mesti tamamen kaplıyor. Karda 100-200 metre kadar gittiniz. Arabanıza bindiniz, işinize gittiniz. Ayakkabınızın, çizmenizin altı pis olmadığı sürece, namaza mani bir pislik olmadığı sürece o çizmenin üzerine mes yapabilirsiniz. Çizmeyi çıkartıp altındaki mestin üzerine mesih yapma zorunluluğu yok. Bu durumda mestin üzerine giymiş olduğunuz çizme, potin veya işte her ne derseniz ayak giysisi mestin hükmünü almış oluyor. Bir başka ifadeyle tekrar edecek olursak, bir kat mest giydiniz, o mestlerin üzerine bir kat daha ayak giysisi giyerseniz, artık ikinci olarak giymiş olduğunuz ayak giysisi mestin yerini almış olur. Yani mestin üzerine çizme giydiniz, bot giydiniz. O botun üzerine, çizmenin üzerine mesih yapabilirsiniz. Ancak mesih yaptınız, abdestlisiniz. Abdest sadece namaz için aradığımız bir temizlik değil. Başka ibadetler için de aradığımız bir temizlik. Çizmeyi giydiniz ama çizmeyle nasıl namaz kılacaksınız? Namaz için çizmeyi çıkartma zorunluluğu vesairesi, onları bir kenara bırakalım. Ama mestin üzerine çizmeyi giymişseniz, botu giymişseniz, bu ayak giysisini giymişseniz, abdestiniz bozuldu ondan sonra elinizi, yüzünüzü, kollarınızı, başınızı çizmenin üzerine de mesih vermek suretiyle abdestinizi tamamlamış olursunuz. Siz artık abdestlisiniz. Anlaşıldı inşallah. Ancak bu mestin üzerine giyilen çizmenin, botun, ayak giysisinin kablel hadefi,
abdest bozulmadan önce giyilmiş olması şart. Abdest bozulduktan sonra giyerse bir kimse çizmesini, o çizmeyi çıkartmış olması lazım. Niye? Çünkü mest bu durumda geçerli bir giysidir. Bitti. وَعَلَى الْجَوْرَبِ çorap üzerine de mesih yapılabilir. مُجَلَّدًا اَوْ مُنَعَّلًا bu çorap deri çorap olursa veya altı kösele olan nalinli bir çorap olursa çorap üzerine de mesih verilebilir. Ve keza ale's-sakineyni sık dokunmuş bir çorap üzerine de altına su geçirmeyen yer üstünde kendi başına ayakta durabilen bir çorap üzerine de mesih verilebilir. Fil asahhi anil imam Ebu Hanife Hazretlerinden rivayet edilen iki kavilden asah olanına göre, çünkü Ebu Hanife Hazretleri önceleri çorap üzerine mestin caiz olmadığı görüşündeymiş. Vefatına yakın hastalanınca abdest almış, çorapları üzerine mesih vermiş ve demiş ki önceden caiz olmadığını söylediğimiz bir şeyi yapmak mecburiyetinde kaldık demiş. Bu Hazret'in kendisi söz konusu olunca farklı davrandığı anlamına gelmiyor. Kanaatinin değiştiği, bu kanaati dile getiren delillerin daha güçlü olduğunu anladığı anlamına geliyor. Haşa imamlarımız, o alimlerimiz, büyük zatlar kendi lehlerine olan yerde de olmayan yerde de hep hakkı söylemişlerdir. Hakkı söylemeye gayret etmişlerdir. Hatta hepimiz biliyoruz Ebu Hanife Hazretleri şehit olarak öldü. Şehadetine sebep olan da dönemin halifesinin kırbaç cezası uygulaması oldu Ebu Hanife Hazretlerine. Ve o cezanın tesiri, etkisiyle de şehit olarak öldü. Niye cezaya maruz kaldı? Kazıl kuzat olmayı kabul etmediği için. Yani bugünkü ifadesiyle baş hakim, baş yargıç olmayı kabul etmediği için dönemin halifesi tarafından cezalandırıldı. Bu cezanın neticesinde de yaşlılığı da vardı zaten. Ahirete irtihal ettim. Ve huve kavluhuma bu aynı zamanda Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Hazretlerinin görüşüdür. Çoraplar üzerine mesih vermenin caiz olduğu görüşü. Peki bugün hepimizin ayağında bulunan çoraplar, ayağa yapışan, bakıldığı zaman da ayağın bir parçası gibi görünen çoraplar, hadis-i şeriflerde geçen fıkıh kitaplarımızda sözü edilen çoraplar mıdır? Hayır. Çorap da ayak üstüne giyilen bir ayakkabı mesafesindedir. Mesabesindedir. Yani vücuda yapışmadan durabilen, ayağın içerisinde hareket edebildiği bir giysi olmak kaydıyla geçerlidir. Mesela ayakkabılarımız veya çizmelerimiz, botlarımız ayağa giyilen bir giysidir ama ayak ile şekillenmez. Fakat bizim bugün giydiğimiz çoraplar ayakla şekillenen çoraplardır. Sözü edilen deriden veya altı
sandalet veya nalin veya köseli olan çoraplar veya da sık dokunmuş olan çoraplar, kendi özel ve özgün şekilleri olan, ayak ile şekillenmeyen çoraplardır. İnşallah meramımı ifade edebiliyorumdur. Yani şu bardağı düşünecek olursak, bunun içerisine bir şey girdiği zaman bu bardağın şekli değişmez. Ama bizim bugün giydiğimiz çoraplar ayağa çekilince ne oluyor? Ayağın yapısını alıyor. Halbuki üzerine mes vermenin caiz olması için bu çorabın bir kendi yapısının olması ve bırakıldığında bir yerde, bir zeminde durabilmesi gerekir. Ayrıca belli bir mesafe yol kat edilmeye müsait olması gerekir. Aksi halde bu çorap üzerine mesih vermek caiz olmaz. Onun için bugünlerde, son dönemlerde çok sıkça rastlıyoruz. Adam çıkartıyor ayakkabısını, bildiğimiz sentetik, işte fabrikasyon çorabın üzerine mesih yapıyor, geçiyor, gidiyor. Peygamber de mesih yapmıştı diyor. Tamam, adı çorap ama o çorap bu çorap değil. Dolayısıyla ibadetin ana şartlarından birisi taharettir, abdesttir. Bu kimseler abdestsiz namaz kılmış olurlar. Bu hususa dikkat etmek gerekiyor. Ancak özellikle de soğuk yörelerimizde keçeden yapılmış çoraplar var. Bunların üzerine mesih yaptığın zaman suyu içine geçirmezler. Bu çorapların üzerine mesih yapılabilir. Sık dokunmuş, sık bir iplikle sık dokunmuş olan çoraplar üzerine mesih yapılabilir. Bunu da böyle bilelim inşallah. La ala amametin ve kalemsuvetin ve burku'in ve kuffazeyn. Başa sarılan sarık üzerine veya takke üzerine veya yüzdeki peçe üzerine veya eldeki eldiven üzerine mesih yapılmaz. Takkeni çıkartacaksın başını meshetmek için. Takkenin üzerine mesih yapsam olur mu? Olmaz. Sarığın üzerine mesih yapsam olur mu? Olmaz. Bunların çıkartılması gerekir. Ve yecuzul meshu alel cebirati, sargı üzerine mesih yapmak caizdir. Yara bandı üzerine mesih yapmak caizdir. Alçıya alınan, uzunuz Allah muhafaza etsin, kırılmış alçıyı almışlar. O alçının üzerine, ki ona biz sargı diyoruz, mesih yapmak caizdir. Ve hırkatil kurhati ev nahviha, yara üzerine, çıban üzerine ve benzeri şeyler üzerine sarılan sargı bezlerinin, yara bantlarının, bantların, sargıların üzerine mesih yapmak caizdir. Ve in şeddaha bila vudu'in, isterse bu sargıyı abdest almadan önce bağlamış olsun. Halbuki ayağımıza giydiğimiz mestin üzerine mesih verebilmek için o mestlerin abdestli olarak giyilmesi şartı vardı. Ancak bu tür sargı bezlerinin veya kırıklar üzere yapılan alçıların abdestli olması şartı aranmıyor. وَهُوَ كَالْغَسْلِ, bu yıkama hükmündedir. Yani
Bunun bir zaman ayarı yoktur. Halbuki ayağımıza giydiğimiz mester üzerine Mesih vermek, yolcu değil isek 24 saat, yolcu isek 72 saat ile sınırlıdır. Ama eli yaralanmış, sargı beziyle eli sarılmış, onun üzerine Mesih yapmış. Bunun zamanı yoktur. فَيَجْمَعُ مَعْهُ وَلَا يَتَوَقَّتُ Bir zaman ile sınırlanmaz. Hem yıkama hem Mesih aynı anda yapılabilir. Elimizin bir tarafında sargı var. Sargı olan kısmın üzerini elimizi ıslatıp silkeleyip elimizi sargının üzerinden mesheder geçiririz. Kalan kısmı yıkarız. Eğer yaranın üzerine el vurmak, mesih yapmak zarar ediyorsa, sıkıntı veriyorsa mesih de yapmayız. وَيَمْسَحُ عَلَى كُلِّ الْعِصَابَةِ Ancak ayak üzerine mesihten farklı bir durumu var bunun. Sargı bezinin tamamına mesih yapıyoruz. Halbuki ayağımızdaki mestin ön tarafından 3 parmak miktarı çekmekle mesih işlemi bitmiş oluyordu. Fakat yara bere vesaire için sardığımız sargı bezlerine, sargı bantlarına tamamına mesih yapmak durumundayız. Ma'kurhatiha yara olan yerle beraber in darrahu halluha kanet tahtaha jiraha evla. Altında yara olsun veya olmasın, eğer sargı bezini çözmek zarar veriyorsa sargı bezinin tamamının üzerine mesih yaparız. Ama sargı bezini çözmek zarar vermiyorsa, sargı bezini çözüp yıkamak zarar veriyorsa uzun üzerini mesih yaparak abdestimizi tamamlamış oluruz. Ve yekfi meshu ekseriha bu sargı bezinin çoğunu meshetmiş olmak tamamını meshetmiş anlamına gelir, yeterli olur. فَاِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ Sargı bezi yara iyileşir de çözülürse, düşerse batale oraya yaptığımız mesih hükmünü doldurmuş olur. Geçersiz olur. Dolayısıyla tekrar o uzvun yıkanması gerekir. وَاِلَّا فَلَا iyileşmeden sargı çözülmüş yara bandını çıkarmışsak hiçbir zararı yok. Tekrar pansumanı yapar, yara bandını veya sargı bezini üstüne sararız. Abdestimiz devam eder. وَلَوْ تَرَكَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ جَازَ خِلَافًا لَهُمَا Eğer bir illetten dolayı sargı bezini kullanmış, ondan sonra iyileştiği halde sargı bezini kaldırmazsa caizdir diyor Ebu Hanife Hazretleri. Ebu Yusuf ile İmam Muhammed Hazretleri de diyor ki hayır diyor. İyileştikten sonra artık özür kalmamıştır. Artık onu çözmesi lazım gelir. Burada bizim için bir ruhsat. Tamamen iyileştiğinden emin oluncaya kadar sargı bezinin abdest azaları üzerinde varlığı devam edebilir. Dolayısıyla tamamen emin olduktan sonra sargı veya alçı veya herhangi bir nesne neyse söküp alınabilir. Hocam özür dilerim. Son sözünüzde İmam-ı Azam Efendimiz böyle, İmam-ı böyle niye esas almaya çalışacağız? İkisi de olsa. Burada
Aslı olan Ebu Hanife Hazretleri'nin görüşüdür Mülteka kitabında. Ama böyle delilsiz olarak yan yana zikrettiğinde ikisi de aynı derecede itibar edilebilen görüşler anlamına geliyor. Dolayısıyla insan tam emin olamıyor zaman zaman. Hakikaten iyileşti mi, iyileşmedi mi? İhtiyaç devam ediyor mu, etmiyor mu? Bu gibi durumlarda vesveseye kapılıp bazen sargıyı çözmek de zarar verebiliyor. Zamansız ve sebepsiz yere sargıyı çözünce sıkıntı olmuş oluyor. Ama Ebu Hanife Hazretleri'nin görüşü burada bir rahmet olmuş oluyor. Yani velev ki özürsüz olsun, baştan bir özürle sarıldı ya, o özür kalkmış olsa bile başlangıcı özürlü olduğu için o sargının üzerine abdestte mesih vermek caizdir diyor Ebu Hanife Hazretleri. Dolayısıyla insan tam kanaat getirinceye kadar bunu kullanır. Ama artık iyileşti, gerek yok dediği andan itibaren de onu kullanmasına bir ruhsat kalmamış olur. وَاِنْ وَضَعَ عَلَى شِقَاقِ رِجْلِهِ Tabii özellikle de tarımda çalışan, kırsal kesiminde bulunan kimseler, eğer ayaklarını da sağlam korumuyorlarsa, ayaklarında yarıklar meydana geliyor. Bir de ayakkabı da giymediğini düşünürseniz, ciddi yarıklar oluşuyor. Bu yarıkların arasına devaen ilaç konuluyor, merhem konuluyor veya işte bir takım yağlar sürülüyor. La yasilul ma'u tahtahu. Altına su ulaşmıyor. Halbuki abdest azalarının üzerinde deriye suyun temasını engelleyecek bir madde konulursa abdest caiz olmuyor. Bu gibi durumlarda bu yarıkların üzerine ilaç konulduğunda veya merhem sürüldüğünde altına su geçmese de üzerinden suyu akıtmakla abdest alınmış olur. Niye? Zaruret var çünkü. Yüczihi icra'ul ma'i ala zahiri devai, ilacın üstünden suyu akıtmak, geçirmek yeterlidir. Eğer su zarar veriyorsa yıkamayı da terk eder. Mesih yapmak mümkünse mesih yapar. El değdirmek de zararlıysa el deldirme, değdirme işini de bırakır. وَلَا يَفْتَقِرُ اِلَى نِيَّةٍ ف۪ي مَسْحِ الْخُفِّ وَالرَّأْسِ Mesih işleminde ne ayağa giyilen mesih üzerine verilen mesihte ne de başa yapılan mesihte niyete ihtiyaç yoktur. Ya Rabbi niyet ettim ayağıma mesih vermeye, mesler üzerine mesih vermeye diye bir niyet yapmasına gerek yoktur. Böylelikle mesler üzerine mesih bahsini bitirmiş olduk. Burada yeri gelmişken sıkça karşılaşılan bir mesele de varis çorapları oluyor. Özellikle de yaşlılıkla, uzun süre ayakta kalmakla alakalı olan varislerde tıbbi bir tedavi olarak varis çorabı giyiliyor. Bu varis çorapları da öyle ha dediğinde çıkartılabilecek şeyler olmuyor. Bunu giyen bir kimse tercihen üzerine mest giyebiliyorsa mestini giyer, rahat rahat da mestini üzerine abdestini alır. Ama mümkün ve muhtemeldir ki mest giymesinin de sakıncalı olduğu yerler olabilir. Bu durumda abdestini alır, ayağına giydiği varis çorabının tamamına mesih yapar. Tıpkı elindeki sargı bezi gibi. O varis çorapları mest hükmüne geçmezler. Bildiğimiz üzerine mesih vermenin caiz olduğu çorap hükmüne de geçmezler.
Niye? Bu çoraplar ayağı sıkıyor. Ayakla beraber şekil alıyor. Yürümek için kullanılan bir ayak giysisi değil. Bundan dolayı yaralı olan elimize, işte yanağımıza bağladığımız, doladığımız sargı bezi hükmündedir. Açıkta olan kısmı varsa ayağın yıkanır. Yoksa bu çorabın üzerine mesih verilir. Böylelikle abdest alınmış olur. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul buyursun. Temiz bir ibadet yapmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Evet, soru varsa soruları alalım. Biraz bu dersin saati 6:30-7:30 olarak ayarlanmıştı. Namazla beraber tabii saat ileriye kayıyor. Bizden sonra da İhya okumaları var. Onun için soru faslına geçebiliriz eğer soru varsa. Hocam ben geç kaldığım için şeyi anlayamadım. Çizme veya bot cinsinden şeylere mesih yapıldığında, mesih yapıldığında bunun faydası ne olacak onu aramadım. Yani namaz kılarken botunu çizmesini çıkarmayacak mı? Abdest namazın şartlarından bir tanesi. Ama şart şu anlama geliyor. Abdest olmazsa namaz olmaz. Ama abdestin olduğu her zaman namaz olacak anlamına gelmiyor. Mesela şu anda abdestliyiz. Ama namaz kılmıyoruz. Dolayısıyla hatırlıyorsanız geçen hafta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken sahabe-i kiram efendilerimizden biri selam verdi. Efendimiz selamını almadı. Abdestini bitirince de ne buyurdu Efendimiz? Senin selamını almama mani olan şey Allah'ın adını abdestsiz anmak istemeyişindir. Dolayısıyla hocasınız, dersinize gideceksiniz. Ayağınızda mest var, mestin üzerine de bot giymişsiniz. Abdestiniz bozulmuş. Botlarınızı da çıkarmak istemiyorsunuz. Elinizi, yüzünüzü yıkadınız, başınıza mest verdiniz, botun üzerine de mesih yaptınız, abdestli derse girdiniz. Kur'an-ı Kerim'e tutma ihtiyacınız var. Ders vermeye ihtiyacınız var. Kaldı ki eğer ayağınıza giydiğiniz botlarınız temizse onlarla namaz da kılabilirsiniz. Yani bot namaz kılmaya mani değil. Elbette ayakların kıvrımı kıvırmasına mani. Botların içerisinde ayaklarınızı kıvıramazsınız. Secdeye bastığınız gibi basamazsınız. Ama bununla beraber botlarınızı diktiğinizde yine secde eylemi, fiili gerçekleşmiş olur. Özellikle de askerde olduğunuzu düşünün veya bir vazifede olduğunuzu düşünün. Karda zaten 200-300 metre yürüyünce doğal olarak, tabii olarak botunuz temizlenmiş oluyor. Eğer altında bir pislik varsa bile. Arazide namaz kılmak durumundasınız. Abdestinizi alır, botun üzerine de mesih verir, namazınızı kılarsınız. Evet. O botu çıkarttıktan sonra tekrar abdest almak gerekiyor. Mesih yaptınız. Bot çıktı mı? Evet. Botu çıkarttığınız zaman o zaman onun üzerine verdiğiniz mesih hükmü bitti. Dolayısıyla altında mest varsa o mestin üzerine mesih vermeniz lazım. Altında mest yoksa ayağınızı yıkamanız lazım. Yani ellerden başlayan bir abdeste lüzum yok. Ayakla ilgili mesele. Yok. Hanefi mezhebine göre yok. Ama ihtilaftan kurtulmak için özellikle Maliki mezhebinde abdest eyleminin peş peşe yapılması gerekiyor.
Yani yüzünüzü, kollarınızı, başınızı ve ayağınızı sıralamasıyla yapılması gerekiyor. Dolayısıyla sadece ayaklarınızı yıkamanız durumunda araya bir fasıla gireceğinden Maliki mezhebinde bu abdestiniz sünnete uygun alınmış bir abdest olmaz. Binaenaleyh tekrardan imkan varsa eğer abdesti almak gerekiyor. Müstahap olan, güzel olan o. Ama abdest yok, zaman dar veya işte yeterli miktarda su yok, sadece ayaklarınızı yıkamanız abdestli olmanız için yeterli. Evet. Hocam bir de varis sorabilmek için siz tamamını dediniz. O şimdi abdestlenirken topuklara kadar. Orayı meslektik kâfi. Tabii tabii. Yani abdeste ki uzvu önemli olan. Yoksa oradan yukarısı ayrı bir mesele. Peki. Hocam şöyle bir mesele çok sık karşımıza çıkıyor. Bu akşam canlı bir şey oldu. Camide cemaatle namaz kılınmış. Sonradan gelen bir zat farz bittiği için tesbih çekiliyor. Veya Kur'an aşırı okunuyor. O sırada sünnete veya farza başlıyor. Kendisini uyardım. İsim vermeyeceğim, ismini de bilmiyorum. Evlat dedi. Son derece görgülü, kültürlü, giyimi falan. Belki de yani dini bakımdan da hoca durumunda. Dedim şu Amin Resulü okunuyor. Bunu dinle. Dinlemek farzdır. Sonra devam edersin dedi. Bu kalabalık etme dedi. Farz-ı kifaye birisinin dinlemesi kafidir dedi. Nedir doğrusu ukala ben mi? Ukala akıl kelimesinin çoğulu. Yani akıllılar anlamına geliyor. Türkçemizde tabii argo olarak farklı bir şeyde kullanılıyor. Camilerimiz Allah'a ibadet ettiğimiz yerler. Allah'ın isminin anıldığı, zikredildiği yerler. Namaz vakitleri öncelikli olarak namaz için tahsis edilmiş olan yerler. Buralarda namaz kılanların huşularına mani olacak, kalp bütünlüğünü bozacak hareketleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yasaklıyor. Sesli tesbihat yapmak buna dahil midir, değil midir meselesini alimlerimiz münakaşa etmişler, tartışmışlar kendi aralarında. Burada namaz kılanların huşuğunu bozmak, bozmamak esas olduğundan bu tesbihatın da ses tonunun ve düzeninin ayarlanmış olması gerekiyor. Bu noktada asıl olan namaz kılanların huşu meselesi. Fakat bu namaza önceden başlamış veya imamdan daha uzun okumuş biri için geçerli. Peki Kur'an okunuyor iken camiye giren birinin namaza mı durması yoksa oturup Kur'an-ı Kerim mi dinlemesi meselesi söz konusu olduğunda Kur'an-ı Kerim dinlenilmesiyle ilgili Cenab-ı Allah Kur'an okunduğunda fe'ansitu buyuruyor. Oturun Kur'an-ı Kerim'e kulak verin, can kulağıyla Kur'an-ı Kerim'i dinleyin buyuruyor. Evet bu emri farz-ı kifaye olarak alimlerimiz anlamışlar.
Ama bu bir içtihat. Kur'an-ı Kerim dinleyin diyor. Ve izâ kuri'el Kur'ânu festemi'û lehu ve ansitû. Kur'an okunduğunda kulak kesinin, sessiz olun diyor Cenab-ı Allah. Binaenaleyh öncelikli olarak Müslümanın bu emri yerine getirmesi gerekir. Kaldı ki tamam, farz-ı kifayedir. Sen buna binaen acelen var, namazını kılmak istiyorsun. Size emri bil marufta bulunan veya nehyanil münkerde bulunan, iyiliği emreden, kötülükten sizi kurtarmaya, kollamaya çalışan bir Müslümana verilebilecek asgari Müslümanca cevap Allah razı olsun, İkazınız için teşekkür ederim olmalıdır. Ondan sonra ancak acelem var diye bağlarsınız konuyu. Kaldı ki sizi bir Müslümanın ikaz ettiği meselede ikaz eden yanlış biliyordu olabilir. Bu durumda zaten memleketimizde emri bil maruf, nehyani münker yapan Müslüman kalmadı. Buna cesaret eden bir Müslümanın kuvve-i maneviyesini kırmak yerine, aksine teşekkür etmek, yüreklendirmek ve teşvik etmek gerekir. Ancak her halükarda "Huzil afve ve'mur bil maruf" buyuruyor Cenab-ı Allah. Affedici ol, sen iyiliği yapmaya devam et. Bir Müslüman böyle şeylere de takılmamalı. Biz bir gün içerisinde defalarca Cenab-ı Allah'ın bizden istemediği hareketlerin, düşüncelerin içerisine girebiliyoruz. Hep Cenab-ı Allah'tan bizi affetmesini bekliyoruz. Sen madem Allah'ın seni affetmesini bekliyorsun, o zaman sen de Allah'ın kullarını Allah için affedebileceksin ki Cenab-ı Allah'ın affı da sana, hepimize şamil olabilsin. Onun için Cenab-ı Allah hepimizi affıyla, mağfiretiyle kuşatsın. Doğruyu doğru bilip ona tabi olmayı, yanlışı yanlış bilip ondan kaçmayı, her şeyi hakikati üzerine görmeyi bizlere nasip eylesin. Bazen insan yanlışı doğru diyebiliyor. Doğruyu yanlış diyebiliyor ve körü körüne bir şeyin peşinden gitmek durumunda oluyor. Bu duayı bolca okumak lazım. Cenab-ı Allah hakkı hak göstersin, hakkın peşinden gitmeyi nasip etsin. Batılı batıl göstersin, ondan kaçmayı nasip etsin. Eşyayı hakikati üzerine bizlere göstersin. Basiret ve firaset lütfetsin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.